Yeni bir günden herkese selam olsun. Hepiniz evimize, hayatımıza, mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kahvaltı hazırlığından önce şöyle bir ocak temizliği yaptım. Ama şuralarını daha temizleyemedim. Çünkü kahvaltı hazırlayacağım. Saatte şu an 2'yi 10 geçiyor. Bayağı bir gecikti arkadaşlar. Yoğun bir trafik, telefon trafiği oldu. İnşallah hayırlı haberler alacağımız bir gün olsun. Birazcık canımı sıkan durumlar oldu. Sağlık sıkıntılarıyla alakalı. İnşallah netleştiği zaman inşallah güzel haberler alıp size de bilgilendiririm. Rabbim o günleri nasip etsin inşallah. Benim ailemle alakalı arkadaşlar, öyle ufak da bir açıklama yapayım. Bakalım sonuçları bekleyeceğiz. Her neyse, hemen konumuza dönelim. Ocağımı temizledim arkadaşlar. Böyle fazla ara verdiğim zaman şuralarda ya ben çok fazla kızartma yapıyorum, görüyorsunuz, biliyorsunuz. Dedim yağ üstüne yağ olmasın. Akşam temizlemiştim ama tekrardan dedim şöyle bir detaylı temizlik olsun, biraz daha detaylı olsun istedim. Şuralarda minik minik yağ lekeleri vardı. Onları bir güzel temizledim, çiftledim, yağ çözde yıkadım, temizledim. İşte şu tozlardan artık gına geldi bana. Siyah ocak düşünenler vallahi bir kez daha düşünün derim. Yani temizliyorsun, temizliyorsun, temizlenmemiş gibi oluyor. Şöyle patates, soğan ve sarımsak çıkardım arkadaşlar. Tenceremi de tavamı da çıkardım böyle. Hemen patateslerimi, soğanımı ve sarımsağımı çiğden doğrayacağım. Üzerine sıcak veya soğuk su fark etmiyor. Suyunu ekleyeceğim, tuzunu ekleyeceğim ve ocağa koyacağım. Ya hep diyorum ki şu mutfağı neden şey yapmışlar? Kahverengi. Kahverengi mermer yapmışlar. Doğal mermermiş, tamam, güzel görünüyor ama çok karanlık oluyor arkadaşlar. Yani keşke beyaz olsaydı şöyle tezgahım ve şu fayans ara duvarım beyaz olsaydı diye çoğu zaman düşünüyorum ama çok şükür Allah'a, yani bir eksiği bu olsun. Eksik değil. Gerçi de şey olmasını çok daha isterdim. Beyaz olmasını çok daha isterdim. Vallahi ben evdeki tezgahımı beğenmiyordum ama o tezgahımı arıyorum yani. O tezgahım da böyle şeydi. Grili beyazlıydı. Bembeyaz olsun istiyordum ama neyse. Buna da şükür. Bu kadarını bulduk ya, şükürler olsun. Yani ev bulmak çok sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten ev bulmak çok sıkıntı. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Ben şimdi şunları bir doğrayayım. Sonrasında ocağa koyayım. Çay suyunu da koyarız. Karnımızı doyururuz. Güne başlamış oluruz artık. Geç de olsa başlamış oluruz. Patatesimi, soğanımı, sarımsağımı doğradım. Azıcık su ekledim. Şimdi birazını tamamını ekleyeceğim. Gerekli suyunu. Çok fazla koymuyorum arkadaşlar. Bu su yeterli olacaktır. Tuzunu ekleyeceğim. Pişmesine yakın karabiber ve pul biber ekleyeceğim arkadaşlar. Biz çok seviyoruz. Böyle hani haşlayıp da kavurmaya gerek duymuyorum. Bu şekilde pratik oluyor. Hem haşlanıyor hem böyle eriyor, gidiyor patates. Çok lezzetli oluyor. Yani biz gerçekten çok seviyoruz. Kahvaltılarda da sık sık yaparım. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz? Hani hiç denediniz mi? Ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben bunu ocağa koydum. Kısık ateşte böyle yavaş yavaş pişecek. En son böyle ezmeye başlayacağım ben onu. Böyle zaten karıştırdıkça ezilecek. Böyle hem karıştırıyorsunuz hem eziyorsunuz. En son karabiberini, pul biberini ekleyip soframızı alacağım. Çay suyumuzu da koydum böyle. Kapağımızı da kapatalım. Şimdi ben evimin dağınıklığını toplamaya gideyim arkadaşlar. Bir taraftan girişim, saat bayağı bir geç oldu çünkü evimin işlerini de halledeyim aksatmadan. Çay suyum kaynadı. Suyunu üstüne koydum arkadaşlar. Şöyle çayı böyle demliyorum. Her seferinde çok daha lezzetli oluyor. Çok fazla demlemeyeceğim dedim ama yine de fazla oldu gibi sanki. Çocuklar çay içmiyor çünkü. Ben içiyorum sadece. İşten güçten de içemiyorum aslında. Saat de şimdi geç oldu. Yine güne geç başladım. Şöyle patatesimi de göstereyim. Bakın. Şimdi bunu bir güzel karıştıracağım. Sonrasında yine pişmeye bırakacağım. Pişmeye devam edecek. Şunu da kapatalım. Yerini de alalım. Kalan işlere koşturmaya devam. Patatesimiz kavruldu. Bakın, bir güzel ezdim. Şimdi sofraya oturacağız. Karabiberini ve pul biberini de ekliyorum şöyle. Bunu da bir güzel karıştıralım. Sonrasında sofraya alacağım. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar.
Yumurta pişirmiyordum kahvaltılara birkaç gündür. Dedim şöyle birazcık da yumurta pişireyim. Dolapta da doğranmış sucuğum vardı. Bu da az kalmış. Hepsini ekledim işte böyle. Birazcık bunları da pişireyim. Sonrasında çayımızı dolduracağım. Yumurtamız da pişti, çaylarımızı da doldurdum. O zaman bize afiyet olsun. Allah bereket versin, Allah'ım olmayanlara da versin, nasip etsin inşallah. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir keyif çayı aldım. Geldim balkonuma arkadaşlar. Biraz dinleneceğim burada. Sonrasında kalan işlerime devam edeceğim. Bir de başım ağrıyor ki anlatamam size. Yani o kadar çok başım ağrıyor ki bugün de başımızı ağrıtmayı başardık. Vallahi Allah'ım sağlık saat versin. Şimdi şu çayımı içeceğim de gideceğim çamaşırlarımızı asacağım. Koşturuyorum arkadaşlar ama çok keyfim kaçık. Yeliz bugün mutfaktan çıkamıyordu arkadaşlar. Yeliz ne yaptı? Yeliz bu mutfağın camını sildi. Ama çok zorlandım. Yani şu bataryanın başlığı geldiği için şuradan da sökemedim açıkçası. Çeviremedim. Bayağı bir güç istiyor. Kolumda biliyorsunuz ki sakat. Çiçeklerimi de aldım böyle işte kenara. Sildim arkadaşlar. Sildim ama şöyle şu havalandırma şeyi var ya, ne deniyor ona, işte anladınız siz. Onu sökemedim. Onun etrafında böyle bantlar var. Onları çıkaramadım. Zaten kapağını çok doğru düzgün açamadım. Şu kadarcık falan, şu kadarcık falan açılıyor yani arkadaşlar. Şu musluktan anlarsınız. Açamadım. Hiç böyle de bir evde oturmamıştım. Taktiğini tuktiğini de bilmiyorum yani açıkçası. O yüzden böyle bir siliverdim. Tozunu alıverdim. Allah izin verirse Alişim geldiği zaman da o ne deniyor ona? Mazgal mı deniyor? Bir şey deniyor işte. Tam bilemedim adını valla. Ali Bey'e söktürürüm. Gerçi ben onu daha önce söylemiştim arkadaşlar. Alişim dedi ki Yelizciğim onu oradan ben sökersem kırılır. Çok eskimiş dedi. Hani yenisi de elimizde yok şu an falan demişti. Öyle hatırlıyorum. Yalan olmasın. O yüzden çok fazla bir şey yapamadık yani ona. Şöyle çiçeklerimi de şu kaktüslerimi de koyayım şöyle. Çok seviyorum çiçeklerimi. Buraya hala tül perde bir şey alamadım arkadaşlar. Bana yardımcı olun lütfen. Buraya ne yaptırmam lazım? Ne yaptırabilirim? Yukarıdan aşağı stor yaptırmak istemedim. Çünkü stor yaptırırsam bakın yani şöyle falan çok böyle öne gelecek stor. Şu musluğun üstünü falan kapatacak sanırım öyle olursa. O yüzden böyle balkonlara yapılan plisseller var ya arkadaşlar. Onlardan mı dedim hani yaptırsam daha kullanışlı olur diye düşündüm. Böyle hemen aşağıya yukarıya kaldır et falan diye. Daha kullanışlı olur diye düşündüm ama bilemiyorum. Yani fikirlerinizi bekliyorum. Böyle mutfak camı olan arkadaşım varsa bana yardımcı olsun. Buranın camını da hallettiğime göre ne yapayım ben şimdi? Gideyim çamaşırımı asayım. Sabahtan yani kalktığım zaman çamaşır falan makineyi çalıştırmıştım. Onları da bir halledeyim. Burayı da sildim. Ocağımı tekrardan sildim. El bezlerim kaldı burada. Ay ocağı siliyorum siliyorum parlamıyor arkadaşlar. Şu çiçeklerim de diğer taraftaydı benim. Bunları da alalım. Böyle koyalım. Burası birazcık kalabalık oluyor ama gerçi şunu şuraya koyuyordum ben. Pardon. Şöyle. Güneş çok fazla vurduğu için buraya içeriye çok fazla güneş aldığı için şey yapıyor. Yanıyor yaprakları böyle yanıyor gibi oluyor. Çok da seviyorum bu çiçeklerimi ben. Şimdi ben gideyim çamaşırımızı asayım arkadaşlar. Hemen halledeyim hızlı hızlı. Mutfaktan çıkmadan yemeğimi de ocağa koyayım istedim arkadaşlar. Bulgurumu çıkardım şöyle. Geçen işte dün gelen çıtır çıtır domates ve biberimiz de var. Arkadaşım göndermişti dedim ya. Hemen ondan dedim şöyle güzel sebzeli bir bulgur pilavı yapayım. Saat baya bir ilerledi çünkü en azından bir kap yemeğim olsun. Ali Beyciğim gelir birazdan. Pazar işi de vardı bugün arkadaşlar. Pazara da gidemedim. Şimdi bunları hemencik şöyle bir doğrayayım. Kavurayım domatesi, biberi, soğanı. Sonra bulgurunu ekleyip suyunu ekleyip bir güzel pişireyim bakalım. En azından bir tencere yemeğim olmuş olsun. Yanına da cacık yaparım şöyle mis gibi. Serin serin yenir diye düşündüm. Valla çorbaya ve yemeğe karar veremedim. Aklıma bu geldi. Hemen dedim bunu en azından ocağa koyayım pişsin.
Bir tencere yemeğim oluversin bari dedim. Yani en azından kurtarıcı olur. Ben yemeği ocağa koyana kadar Ali Beyciğim eve yaklaştı arkadaşlar. Soğanı şöyle kavurdum. Biberini atıyorum. Biberi de kavuracağım. Sonrasında domatesini de ekleyeceğim. Şöyle bir biberi çevireyim. Bulgurumu da çıkardım, getirdim işte böyle yanıma. Hemen onu da yıkayacağım. Altını da açayım. Alişim'le pazara gideceğiz arkadaşlar. Beni bekleyecek azıcık. Dedim kocacığım sen bekle. Pilavı en azından ocağa koyayım. Şimdi şey yapacağım. Şu biberi domatesi bir kavurup bulgurunu ekleyeceğim. Hemen giyinip koşa koşa Alişim'in yanına gideceğim arkadaşlar. Pazar eksiğimizi de bir görelim. Buzdolabı da elden geçecek. Vallahi ne zamandır oraya da el atamadım. Eksiklerimizi bir alalım. Ben hızlıca şu yemeğimi bir halledeyim. Kahvaltıdan artan domatesimi de doğradım böyle arkadaşlar. Onu da çıkardım. Ziyan olmasın. Buzdolabında böyle bekliyor. Hem yer tutuyor hem kuruyor. Suyunu kaybediyor. Onu da böyle ekleyeceğim pilavımıza. Hatta şimdi ekleyeyim. O da beraber kavrulsun. Hatta ben bunu şimdi Cansucuğuma devredip üstümü giyineyim. Ama öncesinde bulguru ayarlamam lazım. Yani bunlar kavrulana kadar biz geliriz gerçi. Ali Bey de öyle dedi. Yani eve geldiğin zaman bakarsın dedi. Cansucuğum da böyle pilav işlerinde çok şey değil arkadaşlar. Emin olamıyor çocuk da hani ne kadar koyacak, ne kadar kavuracak. O yüzden ben halledeyim dedim ama Ali şimdi bırak gel dedi. Bakacağım duruma göre hemen çıkacağım evden. Hemen karabiberini, pul biberini ve nanesini ekledim. Şimdi suyunu da ekliyorum. Bulgur da bir güzel kavruldu arkadaşlar. Hah, tuzunu unutmayayım. Tuzunu da ekleyeceğim. Sonra giyinip koşa koşa Alişim'in yanına gideceğim. Şuranın haline bir bakar mısınız arkadaşlar? Pazara ben gidemedim. Pazara Ali Beyciğim gitti. Çünkü komşum hoş geldine geldi. Onunla tanıştık. Yeni bir komşumla daha tanıştık arkadaşlar. Alişim böyle patates aldı. Fasulye, limon, patlıcan. Sonra armut almış. Ve bana dedi ki senin aldığın armuttan çok daha güzel. Karıcığım dedi. Sulu böyle yedim ben dedi. Geçen de ben bir armut almıştım da onu beğenmemişti. Şöyle domates ve dolmalık biber. Yazın bizim vazgeçilmezimiz dolmalık biber arkadaşlar. Biliyorsunuz sık sık yaparım. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Hiç yüz yüze gelemedik bugün. Şimdi de hazırlanıp hemen çarşıya gitmemiz gerekiyor. Vallahi burayı da böyle bırakacağım. Çünkü makinem sıcak. Yeni yıkadı. Böyle arkadaşlar. Yüz yüze gelemedik dedim. Hemen gelelim istedim arkadaşlar. Bugün hiç gerçekten yüz yüze gelemedik, konuşamadık. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah keyiflisinizdir, neşelisinizdir. Ezanlar okunuyor, akşam ezanı. Allah'ım şu ezanların hürmetine bütün kötülükleri, bütün doğal afetleri yok etsin. Bizleri böyle kötü günlerle sınamasın inşallah arkadaşlar. Rabbim dualarımızı da kabul eylesin. Ne diyeceğim, çarşıya gidiyoruz. Cansucuğumun laptopu bozuldu arkadaşlar, dizüstü bilgisayarı. Onu servise bırakmamız gerekiyor. Şimdi hazırlanıp hemencecik çıkmamız lazım şeyler kapanmadan. Ay, yüzüme gözüme de bakamadım bugün evin içinde koşturmaktan. Biz şimdi hazırlanalım, gidelim, servise verelim bilgisayarını. Oradan da belki çarşıya dolanırız, birazcık bakmam gereken şeyler var. Gidelim bakalım, hazırlanalım gidelim.
çarşı pazar gezdik arkadaşlar. Kızımla beraber dondurma aldık yolda. Erken indik biz arabadan. Şimdi evimize yürüyoruz işte. Ali Beyciğim eve geçti. Biz de Caner'le Cansu ile beraber yürüyoruz. Evimize geldik. Şimdi dağınık mutfağımızı toplayalım bakalım. Gidelim. Dondurmamızı da akıtmayalım. Evimize girdik. Video bitişi için, vedalaşmak için geldim arkadaşlar. Hemen mutfağa girmem lazım. Biliyorsunuz mutfağı dağınık bıraktım. Sebzelerim de tezgahta bekliyor. Kötü olurlar şimdi iyice beklemesinler. Hemen oraları halletmem lazım. Mutfağımızı da toplamam lazım. Bulaşık makinesinde de bulaşık vardı. Onları da yerleştirmem lazım. Yarın ikinci doz aşımız olacağız bakalım. Sabahleyin Ali Bey ile beraber çıkacağız. Bafra'da aşımız olacağız. Ondan sonra arkadaşımıza kahvaltıya gideceğiz. Önce arkadaşımıza kahvaltıya, sonrasında aşı olma falan filan bakalım. Tamamen spontane gelişecek bir gün yaşayacağız yarın Allah izin verirse. Ben artık videoyu bitireyim, çok fazla uzamasın, sıkılmazsınız inşallah arkadaşlar. Böyle uzun videolar olduğu zaman sıkılırsınız diye tedirgin oluyorum, kısa tutuyorum videoları. O yüzden artık bitireyim, mutfağıma gideyim, işimi gücümü halledeyim. Bir güzel de uyuyup dinleneyim arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Desteklerinizi benden esirgemediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi tekrardan bekliyorum. Her videomda bekliyorum arkadaşlar. Sizin yorumlarınız çünkü beni motive ediyor. Gerçekten motive ediyor. Yani benim motivasyonum sizden gelen güzel yorumlar, fikirler ve öneriler arkadaşlar. İnanın hani gerçekten çok etkili oluyor benim üstümde. Yani değer gördüğümü hissediyorum arkadaşlar açıkçası. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eşinize, dostunuza da benden bahsedebilirsiniz. Videomu atabilirsiniz. Artık nasıl bahsedeceğinizi siz bilirsiniz. Yani geveze mi dersiniz, ikide bir takılıyor konuşamıyor mu dersiniz, sabahın köründe kalkmayıp böyle öğlende ikide üçte kahvaltı yapıyor, işi gücü bitiremiyor mu dersiniz. Artık orası size kalmış. Neyi yakıştırıyorsanız onu söyleyin. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum Samsun'dan. Hoşçakalın.